Merhaba arkadaşlar, Gamer Edip kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyun videosundan farklı bir şey yapacağız. Zaten başlıkta da anladığınız üzere bugün sizlere korku, gerilim türünde filmler önereceğim. Bunu yapmamdaki sebep kanalın konseptine uygun bir tür. Çünkü kanalın yarısından fazlası beni hayatta kalma, korku temalı oyunlardan keşfetti. Ve dolayısıyla film türlerinde buna yakın olduğunu düşünüyorum. Ve biz haftada 3-4 gün ekiple birlikte oturup geceleri film izliyoruz. Bu filmlerin yaklaşık %80'i korku, gerilim ağırlıklı filmler oluyor. Yayınlarda falan çok fazla soruluyor. Bu filmleri nasıl ekiple beraber izliyoruz? Bunu da anlatayım hemen. Ekranda gördüğünüz uygulama sayesinde ekiple birlikte filmleri beraber izleyebiliyoruz. Herhangi bir reklam falan değil. Bu zaten Google'ın kendi ücretsiz uzantısı. İlk önce uzantıyı tarayıcınıza ekliyorsunuz. Ardından sağ üstte uzantının simgesi geliyor ve ona tıklıyorsunuz. Önünüze iki tane boşluk çıkıyor. Üstteki boşluğa kendi istediğiniz nickinizi veya isminizi yazıyorsunuz. Alttaki boşluğa da girmek istediğiniz odanın adını yazıyorsunuz. Yani diyelim ki alttaki odaya Ahmet 123 yazdınız. Diğer arkadaşlarınız da oda ismi girmeniz gereken yere Ahmet 123 yazıp bağlantı tuşuna bastıkları zaman sizinle aynı odaya gelmiş oluyorlar. Ardından odadaki kişilerden herhangi birisi kendi tarayıcısında filmi açıyor ve uygulamadaki videoyu paylaş butonuna tıklıyor. Uygulamadaki herkese filmin linki gitmiş oluyor. Oda içerisinde bulunup o linke tıklayan kişiler ise uygulama sayesinde aynı ekrana düşmüş oluyorlar. Böylece filmi başlattığınız an o an odada bulunan herkes de film başlamış oluyor. Durdurduğunuz anda da o an odada olan herkes de film durmuş oluyor. Evet gençler, şimdi gelelim ilk filmimize. Adı Husk, Türkçe'ye Kanlı Hasat olarak çevrilmiş. Filmimizin konusu şu, 5 kişilik bir arkadaş grubu hafta sonu tatili için bir yere gitmeye karar veriyorlar. Ve bu sırada bir çiftliğin yanından geçerken bir kuzgun saldırısına uğruyorlar. Kuzgun da kargagiller familyasından bir kuş türü arkadaşlar. Ardından bu çiftlikte mahsur kalıyorlar. Hasatların boyu da bir hayli uzun, insan boyunu geçen dereceye ulaşıyorlar. Ve göz gözü görmüyor. Kocaman bir tarlanın ortasında hiçbir şey göremiyorsun, yani hasatları aça aça ilerlemek zorundasın. Aynı zamanda ölen kişiler böyle hani beyinleri yıkanmış gibi bir şeye dönüşüyorlar. Gidip kendi ellerine çivi çakıyorlar ve ardından kendilerine bir korkuluk maskesi tasarlayıp korkuluk haline bürünüyorlar. Amacım spoiler vermeden anlatmak olduğu için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Gerilim filmi seviyorsanız tavsiye edebileceğim filmlerden bir tanesidir. Bir diğer filmimiz Haş. Ana karakterimiz Sağır ve tek başına yaşamak için ormanın içinde bulunan bir eve yerleşmeye karar veriyor. Bir gün evinde bilgisayar başında otururken kendisine bir mesaj geliyor ve bu mesajda kadının o anki güncel halinin fotoğrafı var. Yani birisi tarafından izlendiğinin farkına varıyor. Zaten aradan çok fazla süre geçmeden de maskeli katilimizle karşılaşıyor. Buradan sonra işler tamamen gerilim ve kovalamacaya dönüyor. Tam bir kedi fare misali evde kovalamacamız başlıyor. Genel olarak tek mekanda geçiyor film. Fakat gerilim oldukça yüksek. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de kadın sağır olduğu için adam herhangi bir yerden eve girmeye çalıştığı zaman kadın bunu duymuyor. Dolayısıyla adamdan kaçmak için işi oldukça zorlaşıyor. Bu da önerdiğim filmlerden bir tanesidir. Evet gençler, sıradaki filmimiz Funhouse Massacre. Bu filmde genel olarak Cadılar Bayramı temasını konu alan bir film. Tür olarak sadece korku değil, komedi de barındırıyor. Konusu ise şu, yerel bir akıl hastanesinden böyle gerçekten korkunç, ürkünç olan 6 tane karakterimiz kaçıyor. Bu karakterlerin de belli başlı özellikleri var. İşte kimisi diş hekimi, kimisi peder vesaire vesaire. Ve Cadılar Bayramı Festivali'nin karanlığına karışıyorlar. Sonuçta Cadılar Bayramı Festivali'nde herkes kostüm giydiği için, suratını falan boyadığı için bu 6 psikopatımız da fazla dikkat çekmiyor ve araya rahatça karışıyorlar. Tabii bir grup arkadaşımız da bu Cadılar Bayramı Festivali'nde bir korku evine gitmeye karar veriyorlar. Fakat bu korku evinde bilin bakalım kimler var? Tabii ki de hastaneden kaçan 6 psikopatımız bu korku evinde ve kurbanlarla aralarında inanılmaz bir mücadele başlıyor. Korku kısımlarında gerçekten geriyor. Komedi kısımlarına da gerçekten güldürüyor. Öyle bir film. Bu da önerdiğim filmler arasında yer alıyor. Sıradaki filmimiz Unfriended Dark Web. Ana karakterimiz internet kafede sahipsiz bir laptop buluyor. Bu laptopun artık bir sahibi olmadığını düşündüğü için de laptopu alıp evine götürüyor. Bu laptopu açıp incelediğinde ise gizli dosyalara rastlıyor. Bu dosyalar da bir bilgisayar oyunu programıyla gizlenmiş olan Deep Web içerikleridir. Yani cinsel içerikli şeyler, uyuşturucu içerikli şeyler, hatta ve hatta cinayet barındıran içerikler. İnsanlar burada yaptıkları işkenceleri, işledikleri cinayetleri ve tacizleri bu site üzerinden birbirlerine paylaşıyorlar. Ana karakterimizin internet kafeden aldığı bilgisayar ise bu Deep Web ağındaki anonim bir kişiye ait. Bu bilgileri gördükten sonra ana karakterimiz bilgisayar üzerinden kendi arkadaşlarıyla görüntülü bir konuşma gerçekleştiriyor ve arkadaşlarına da bu bilgileri gösteriyor. Yani onlar da bu şeylere tanık olmuş oluyorlar. Fakat bu bilgisayarın asıl sahibi olan abimiz bu durumdan haberdar oluyor ve bu arkadaş grubunun peşine düşüyor. Film genel olarak arkadaşlar arasında görüntülü konuşma temalı işliyor. Genel olarak o görüntüleri görüyoruz yani. Ama işleyiş ve konu olarak gerçekten çok iyi. Mutlaka izleyin dediğim filmler arasında yer alıyor bu da.
Evet gençler, şimdi sıradaki filmimize geçiyoruz. Bu bir film değil, film serisi diyeyim. Çünkü birden fazla filmi var. Serimizin adı Korku Kapanı. Mutlaka izleyen vardır aranızda. Aranızda böyle bir grup arkadaş ve bir ya da daha fazla katil olan filmleri seven varsa mutlaka önerdiğim bir seridir. 7 filmden oluşan bir seri. 7. filmi reboot şeklinde hazırlanmış. Yani ilk 6 filmle bağlantısı yok diyebilirim. Hassas bir mideye sahipseniz sakın izlemeyin. Çünkü bu tarz bir filmde normal olan şey katilin oradaki kişileri öldürmesidir. Bu filmde ise katil oradaki kişileri öldürmüyor. Daha doğrusu öldürüyor. Fakat öldürmeden önce keşke beni öldürseydin moduna sokuyor insanları. Yani o kadar işkence ediyorlar ki hani anlatamam. O yüzden dediğim gibi hassas bir mideye sahipseniz izlemeyin. Ama diyorsanız ki ben hem gerilim arıyorum hem bir grup arkadaşın birkaç katile karşı macerasını izlemek istiyorum. O zaman tam sizlik bir seri. İlk 6 filmin konusunu da hızlı bir şekilde hemen sizlere aktarayım. İlk filmde ana karakterimiz bir iş görüşmesine gitmek için yola koyuluyor. Ve yolda bir kaza olduğunun farkına varıp yolunu değiştiriyor. Bu değiştirdiği yolda ilerlerken de dalgınlıktan dolayı park halinde olan bir araca çarpıyor. Ve iki araba da perte çıkıyor. Çarptığı aracın sahipleri de ormana kamp yapmaya gelen bir grup arkadaş. Ve bu ana karakterimiz de onların yanına dahil oluyor. 5-6 kişilik bir grup oluyorlar. Ve ormanda mahsur kalıyorlar. İşte çıkış yolu aramak için birkaç ev falan arıyorlar derken o sırada ormandaki psikopat arkadaşlarımız olan 3 ucubeyle karşılaşıyorlar. Ve buradan sonra macera başlıyor. Serinin ikinci filminde ise filmimizin emekli komutanı bir reality show düzenlemeye karar veriyor. Ve yaklaşık 10 kişilik bir grubu bir ormana topluyor. Hani bunu güncel olarak anlatmaya çalışacaksam size şu anki Survivor olarak düşünebilirsiniz. Ve bu topladığı kişileri de ikişerli grup haline ayırıyor. Ve ormanda ikişerli ikişerli dolanmaya başlıyorlar. Amaçları buldukları kasetleri doğru yerlere yerleştirerek ormanda hayatta kalmaya çalışmak. Sona kalan kişi ise büyük ödül kazanıyor. Böyle bir mantığı var. Tabii bu ormanda yalnız değiller. Yamyamlarımız mı diyeyim, ucubelerimiz mi diyeyim. Bu filmde de tabii ki karakterlerimiz yalnız bırakmıyorlar. Ve orman içinde bir yandan yarışmalarını sürdürürken bir yandan da bizim ucubelerle uğraşmak zorundalar. Serinin 3. filminde bir mahkum grubu nakil edilmek için bir kamyona bindiriliyor. Ve bu kamyon 3 parmak adlı ucubemiz tarafından kaza yaptırılarak yoldan çıkartılıyor. Ve bu mahkum grubumuz artı polisler ormanda mahsur kalıyor. Güçlü kaslı izbandut gibi mahkumlar birkaç tane ucubeye karşı bakalım neler yapabilecekler. Serinin 4. filmi serideki en çok beğendiğim filmlerden bir tanesidir. Filmin başında ucubelerimizin geçmişini anlatıyor. Bir sanatoryumda kaldıklarını ve orada tedavi gördüklerini, hatta işkence gördüklerini anlatıyor. Ve bir şekilde küçük ucubelerimiz oradan kaçmayı başarıyor. Ardından artık büyük ucube haline geliyorlar. Ve bir grup arkadaşımız kayak yapmak için dağa geliyorlar. Hava şartları çok fazla bozduğu için de tekrar geri dönüş yolunu bulamıyorlar. Ve bu dağda mahsur kalıyorlar. Bu dağda da sığınacak bir yer ararken 3 ucubemizin kaçtığı sanatoryumu buluyorlar. Ve sığınmak için kendilerini buraya atıyorlar. Fırtınadan kaçtıklarını sanarken evdeki 3 ucubemize yakalanıyorlar. Ve müthiş bir aksiyon başlamış oluyor. Filmde ilk 3 filmde olmayan bir şey daha var. Bunu söylemeyeceğim, dediğim gibi spoiler vermeyeceğim. İzleyip görmek isterseniz görürsünüz. İlk 3 filmden farklı bir olay daha yaşanıyor. Serinin 5. filminde yine çoğu korku filminde olduğu gibi Cadılar Bayramı konu alınmış. Küçük bir kasabada Cadılar Bayramı Festivali düzenleniyor. Ve 3 ucubemiz bu festivale dalmaya karar veriyor. Tabi festivalde de insanlar korkunç kıyafetler giydiği için 3 ucubemizi yadırgamıyorlar. Onların da birer kostüm olduğunu düşünüyorlar. Ta ki aralarından birisi ölene kadar. Ve gelelim serinin 6. filmine. Bütün serideki en sevmediğim, izlerken sıkıldığım tek filmdir. Ana karakterimize bir miras kalıyor. Ve bu mirası kontrol etmek için arkadaş grubuyla birlikte mirasın olduğu konuma doğru gidiyorlar. Ana karakterimize miras kalan oteli işleten 2 kişi var. Ve bu 2 kişi ana karakterimize birkaç şey anlatıyorlar. İşte bu filmde ucube olarak bahsedilen karakterlerin, bu ana karakterimizin ailesi, onun bir parçası olduğunu anlatıyorlar. Ve ana karakterimizi bir bölgeye götürüp bu ucubelerle tanıştırıyorlar. Sonrasında ana karakterimizin bir seçim yapması gerekiyor. Ya kendi arkadaşları ya da gerçek ailesi. Bakalım oradan sonra neler olacak. Genel olarak Korku Kapanı serisini bu şekilde özetleyebilirim. Bu tarz filmleri seviyorsanız mutlaka bu seriye de bir şans verin derim. Sıradaki film serimiz türünde bana göre bir başyapıt. Serimizin adı Testere. Yani izlemediyseniz büyük ayıp etmişsinizdir. O yüzden bu listeye koydum. Hani bu tarz işte bir grup arkadaş ve bir katil temalı bir film değil Testere serisi. Genel olarak kendisinin veya da başkasının hayatına değer vermeyen insanları toplayıp çok zekice hazırlanmış tuzaklara yerleştiriyor. Ve onlara hayatın gerçek değerini öğretiyor diyebilirim. Bu konuya örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki bir kişi sizin çocuğunuza çarpıyor ve ardından onu hastaneye götürmek yerine
olay yerinden kaçıyor ve çocuğunuzu ölüme terk ediyor. Testere de şöyle bir şey yapıyor. Bu sizin oğlunuza çarpan adamı alıyor ve zekice hazırlanmış bir tuzağa yerleştiriyor. Ardından sizi de alıyor ve bu adamın karşısına koyuyor. Diyor ki, bu adam zamanında senin çocuğuna çarptı ve olay yerinden kaçtı, senin çocuğunu ölüme terk etti. Şimdi diyor, bu adamın hayatı senin ellerinde. İki tane seçeneğin var diyor. Bir tanesi, hiçbir şey yapmayıp bu adamı ölüme terk etmek, sonuçta o senin çocuğunu öldürdü. İkincisi de, birkaç fedakarlık yapıp bu adamı bu tuzaktan, bu işkence dolu ölümden kurtarmak. Kararı tamamen karakterimize bırakıyor. Hiçbir şekilde hile sokmuyor işin içine. Karakterimizin yapması gereken fedakarlık da öyle basit bir şey değil. Mesela karakterimizi bayıltıp kolunun içine bir anahtar yerleştiriyor. Ve diyor ki, senin kolunun içinde bir anahtar var. Eğer adamı kurtarmak istiyorsan kolunu yarıp bu içindeki anahtarı alıp adamı kurtarmalısın diyor. Fakat unutma, bu adam senin çocuğunu öldürdü diyor. Yani tuzaktaki adama hayatın önemini öğretirken sonuçta bir çocuğu öldürmüş. Diğer tarafa da affetmeyi öğretmeye çalışıyor. Ve kararı tamamen karakterimize bırakıyor dediğim gibi. Tabii 7 film boyunca böyle gitmiyor. İşlerin değiştiği noktalar oluyor. Ve şöyle diyeyim, filmde Mind Game denilen şaşıracağınız çok fazla nokta var. Müthiş bir seri diyebilirim. Kesinlikle izleyin izlemediyseniz. Gelelim sıradaki filmimize. Adı Stay Alive. Bir grup arkadaşımız bir video oyunu oynamaya karar veriyor. Ve bu video oyunu da geçmiş yıllarda yaşamış, Kanlı Kontes olarak bilinen bir asilzadenin gerçek yaşam hikayesinden alınmış bir oyun. Ve oyunda amacınız hayatta kalmak. Bu arkadaş grubumuzda bu oyunu oynamaya başlıyor. Fakat bu oyun hakkında bilmedikleri bir şey var. Ve sonradan bunu öğreniyorlar. Bilmedikleri şey ise şu. Oyunda nasıl öldüysen gerçek hayatta da aynı şekilde ölüyorsun. Bunu fark eden arkadaşlarımız oyundan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii ki ESC basarak çıkamıyorsunuz oyundan. Ve bu laneti çözmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Konusu ve işleyişi olarak güzel bir film diyebilirim. Sıradaki filmimiz The Dare. Ana karakterimiz gideceği toplantı için ailesiyle veda ettikten sonra bir anda kendisini zincirlerle bağlanmış bir şekilde bir odanın içerisinde buluyor. Ve yanlarında da aynı kendisi gibi zincirle bağlanmış birkaç arkadaşına daha rastlıyor. Ana kötü karakterimiz ise maşallah çok sağlam sporunu yapmış, besinlerini gömmüş bir karakter. Odada zincirle bağlı olan arkadaşlarımız ise düşünüyor, acaba bunu bize neden yapıyor? Bu kim? Biz ona ne yaptık? Diye düşünürlerken sanırım psikopatımızın kim olduğunu yavaş yavaş bulmaya başlıyorlar. Ve buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Hikayesi ve işleyişi olarak çok sevdiğimiz bir filmde. Bunu da izlemenizi öneririm. Sıradaki filmimiz Don't Hang Up. Böyle iki tane çılgın arkadaşımız zamanlarının birçoğunu insanlara telefon şakası yaparak geçiriyorlar. Ve bu yaptıkları şakayı da internete yüklüyorlar. Bu arkadaşlarımızın yaptıkları şakalar sonucu şöhretleri arttıkça affedersiniz işin bokunu çıkartmaya başlıyorlar. Ve çok ciddi şakalar yapıyorlar. Ve yaptıkları bir şaka yüzünden bir insan çok kötü şeyler yaşıyor. Ardından bu ikilimize bir akşam bir telefon geliyor. Ve gelen bu telefonda konuştukları kişi bu grubu yıllardır izleyen bir kişi. Yaptıkları şakalardan dolayı bir intikamı hak ettiklerini düşünen bir kişi. Ve bu saatten sonra bu ikilimiz için zor anlar başlayacaktır. Sıradaki filmimiz Arınma Gecesi serisi. 4 filmden oluşan bir seri. Serinin en beğendiğim filmi Arınma Gecesi Anarşi. Fakat tüm seri aynı konu üzerinden ilerliyor diyebilirim. Sadece işleyişleri farklı. Konumuz ise şu. Amerika'da yılda sadece bir kere olmak üzere bir geceliğine tüm suçlar serbest. Yani o gece isterseniz seri katil olabilirsiniz, isterseniz hırsızlık yapabilirsiniz. Aklınıza gelen tüm suçlar serbest. Ve Arınma Gecesi filmlerindeki temel konu da bu tüm suçların serbest olduğu gecede hayatta kalabilmek. Sıradaki filmimiz It Follows. Sıradan korku filmlerinde görebileceğiniz bir konuya sahip değil. O yüzden belki yadırgayabilirsiniz veya önyargılı yaklaşabilirsiniz. Ana karakterimiz geçirdiği bir cinsel ilişki sonrasında belli başlı halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Peşinde böyle sürekli korkunç tiplerin, korkunç şeylerin onu takip ettiğini, onu kovaladığını düşünüyor. Böyle dümdüz sokakta yürürken bile sürekli sanki arkasında biri onu takip ediyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Hatta fiziksel olarak o kişiyi görüyor ve bu lanetten kurtulmaya çalışıyor. Yer yer çok fazla geren bir film gerçekten. Ve dediğim gibi konu olarak biraz farklı. Sıradaki filmimiz Koleksiyoncu. Ana karakterimiz bir evin tesisatçılığını yapıyor. Ve bu evdeki yaşayan kişiler de varlıklı kişiler. Kumar borcundan dolayı başı sıkışan karakterimiz ise evde kimsenin olmadığını sandığı bir akşam bu eve giriyor ve evi soymaya başlıyor. Fakat bu evde yalnız değildir. Çünkü ev halkını esir almış olan bir katil çoktan ana karakterimizden önce eve girmiş. Ana karakterimiz de eve girdikten sonra bu psikopat katilimiz evdeki tüm çıkışları, tüm pencereleri kilitliyor ve karakterimizi evde hapsediyor. 500 IQ ile hazırlanmış tuzaklarıyla birlikte karakterimizi zor anlar yaşatıyor. Saniyesi saniyesini gerilimini hissedebileceğiniz bir film. Biraz yavaş başlıyor, sonlara doğru mükemmel bir film haline geliyor. Sıradaki filmimiz Kaçış Odası.
Bu isimle çıkmış çok fazla film var ve ekiple hepsini de izledik. Bazıları kötü olsa da genel olarak konusu aynı olduğu için neredeyse tüm Kaçış Odası filmlerini beğendik diyebiliriz. Fakat aralarında en beğendiğimiz olanı önereceğim şimdi sizlere. 2017 yapımı olan Kaçış Odası. 4 kişilik bir arkadaş grubumuz bir kaçış odasına dahil oluyorlar. Hani bizim ülkemizde de var biliyorsunuz, bu korku evleri falan var ya. Öyle bir eve gidiyorlar ve buradan sonra oyun başlıyor. Klasik korku evlerinde olduğu gibi belirli şifreleri çözerek bu odadan kurtulmaya çalışıyorlar. Ve odaya zincirle bağlı, kafasında maske olan bir katilimiz var. Tabii ki arkadaşlarımız bunun katil olduğunu bilmiyorlar. Ortamı germek için oraya konulmuş bir figüran arkadaş olduğunu zannediyorlar. Ta ki olaylar belli bir noktaya gelene kadar. İçeride kilitliler, dışarıya çıkamıyorlar ve dolayısıyla şifrelerin hepsini çözmeleri gerekiyor. Fakat unutmamaları gereken bir şey var. Dakikalar ilerledikçe bu odaya zincirle bağlı olan katilimizin zinciri uzuyor. Yani başta sadece 1 metrelik bir bölgeye erişebilirken dakikalar sonra 3 metrelik bir bölgeye erişebiliyor. Dolayısıyla arkadaş grubumuzun hızlı olması lazım. Sıradaki filmimiz de bir escape room filmi. Fakat ölümcül labirent olarak çevrilmiş. Sinemada izlediğim bir filmdir. Çok da beğendiğim bir filmdir. Yine 6 kişilik bir grubumuz bir kaçış odasına dahil oluyor. Fakat bu kez işin ucunda bir ödül var. Eğer buradan kurtulmayı başarırlarsa 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacaklar. Amaçları yine aynı. Odadaki şifreleri çözerek buradan kurtulmaya çalışmak. Fakat işleyişi biraz daha farklı. Bu sefer tek bir odada değiller. İşte bazı odalar çok soğukken bazısı çok sıcak. Veya da bazı odalar ters dönmüş şekilde. Bu zorlu şartlarda çözmeleri gereken şifreler var. Ve buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Sıradaki filmimiz Lanetli Mesaj. Filmimizdeki karakterimiz okulun en popüler, en ilgi çekici kişilerinden bir tanesi. Ve bu kıza günün birinde aynı sınıftan olduğu bir kızdan arkadaşlık isteği geliyor ve bunu kabul ediyor. Bu arkadaşlık isteği gönderen kız ise bu popüler olan kızla arkadaş olmaya çalışan birisi. Ve bu kişiyi saplantı haline getiriyor. Hatta bunaltmaya başlıyor. Popüler olan kızımız ise bu durumdan sıkılıyor ve bu kızı Facebook'taki arkadaş listesinden çıkartıyor. Sonra da bir doğum günü partisi düzenliyor ve bu kızı da çağırmıyor. Bu popüler kızımızı takıntı haline getiren kız ise bu duruma çok fazla sinirleniyor ve aynı gece intihar ediyor. Fakat popüler kızımızın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü sosyal medyayı kullanmayı çok seviyor ve sosyal medya hesaplarından kendisinin hiçbir bilgisi olmadan korkunç videolar paylaşılıyor. Sonuçta kendi hesabından paylaşıldığı için tüm şüpheler onun üstüne kalıyor ve hiçbir şekilde ne hesabını kapatabiliyor ne de bu videoları silebiliyor. Tamamen olay onun başına kalıyor diyebilirim. Aynı zamanda intihar eden kızımızın ruhu, ana karakterimiz olan Laura ve arkadaşlarının peşini bırakmayacaktır. Laura'yı yalnızlığa mahkum etmek için tüm arkadaşlarını tek tek avlamaya çalışacaktır. Sıradaki filmimiz Gerilim Hattı. Bir grup arkadaşımız tırmanış yapmak için bir ormana gidiyorlar. Önce grubun lideri kayboluyor ve ardından hava kararmaya başlıyor. Gruptaki diğer üyeler ise liderlerini aramak için bu ormanda bir arayış içerisine giriyorlar. Fakat ormanda yalnız değiller. Bunlara bela olan bir katilimiz var. Yer yer çok güzel, çok aksiyonlu kovalamacalar yaşanıyor. Sıradaki filmimiz Blair Witch. Karakterlerimiz kameralarını alıyorlar ve korku dolu bir ormana gidiyorlar. Hayır, bu bir Nova Prospect videosu değil arkadaşlar. İlk başta her şey güllük gülistanlık. Orman gayet güzel, cıvıl cıvıl. Derken gece olduktan sonra işler değişiyor. Genel olarak birinci şahıs kamera açısından çekildiği için görüntüler, karakterlerin gözünden görüyorsunuz olayları ve bu ortamı çok daha geriyor. İzlerken gerçekten hani bir paranormal video izliyor gibi oluyorsunuz. Bir yandan da jumpscare yememek için dua ediyorsunuz. Genel olarak hani bu tarz ruhlu falan korku filmleri izlemeyi sevmem. Ama bu film bana göre çok daha başka, çok daha keyif almıştık izlerken. Sıradaki filmimiz Split. Eğer aranızda izlemeyen varsa muhtemelen daha önce böyle bir konu görmemiştir. Çünkü çok orijinal bir konusu var. Ana karakterimizde çoklu kişilik bozukluğu var. Ve 23 ayrı alter egosu var. Yani 23 farklı psikolojiye bürünebiliyor. Kimisinde çocuk ruhlu olurken kimisinde de bir seri katile dönüşebiliyor. Ve bir gün market çıkışında 3 kız kardeşi kaçırıyor. Ardından evin bodrumunu hapsediyor. Fakat elinde olmayan bir şekilde sürekli karakter değişikliği yaşadığı için film inanılmaz bir hal alıyor. Yani adamın bir yanı onlara zarar vermek, onları öldürmek isterken bir anda diğer karakterine bürünüyor ve onların kaçmasına yardım etmeye başlıyor. Mükemmel, daha önce görülmemiş bir film haline geliyor. İzlemediyseniz eğer mutlaka izleyin dediğim filmler arasında yer alıyor. Sıradaki filmimiz Oculus. Ana karakterimiz çocukluğunda çok büyük bir travma yaşıyor ve yıllarca erkek kardeşinin ailesini öldürdüğü iddiasıyla karşı karşıya kalıyor. Fakat ana karakterimize göre ailesini katleden erkek kardeşi değil, doğaüstü bir varlık. Karakterimiz de hem erkek kardeşinin adını temize çıkarmak hem de cinayetin sebebini bulmak, onunla yüzleşmek için kendisini büyük bir tehlikeye atıyor. Filmdeki geçiş efektleri mükemmel kullanılmış, hikayesi çok iyi.
işleyişi zaman zaman sıksa da bir bütün halinde düşündüğümüzde güzel bir film. Tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimiz Doğruluk mu Cesaret mi? Bir grup arkadaş içindeki tehlikeyi fark etmeden bir oyuna dahil oluyorlar. İlk başta oyunun ciddiyetini anlayamadıkları için olan şeyleri tesadüf sanıyorlar. Fakat içlerinden birisi birkaç şeyi itiraf ediyor onlara ve bu doğruluk mu cesaret mi'nin normale göre çok daha farklı olduğunu anlatıyor. Olay ise şu, birisi cesaret deyip söylenilen şeyi yapmayı reddettiğinde veya da doğruluk deyip yalan söylediğinde bunun bedelini hayatıyla ödüyor, yani ölüyor. Ve bu oyundan öyle ha deyip çıkamıyorsunuz. Tabii ki lanetli bir oyun. Bunu fark eden arkadaş grubumuz da bu oyunun sırrını çözmeye çalışıyor. Sıradaki filmimiz Dışarıda. Yine sinemada izlediğim ve çok beğendiğim bir film. Ana karakterimiz ve iki küçük kızı tatil yapmak için uzak bir göl evine gidiyorlar. Zaman geçtikçe bir takım korkunç anlar yaşayan ailemiz bir psikopat tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlıyorlar ve evde mahsur kalıyorlar. Bu sırada da eşi ve çocuklarından haber alamayan bir diğer karakterimiz ise olaydan şüpheleniyor ve göl evine gidiyor. Gördükleri karşısında da dehşete düşüyor diyebilirim. İşte buradan sonra karakterlerimiz bu psikopata karşı bir evin içerisinde kaçmaya başlıyorlar ve gerilimi buram buram hissediyorsunuz. Sıradaki filmimiz Sessiz Bir Yer. Filmde iki çocuklu bir ailemiz var ve bu ailenin bulunduğu bölgede de sese duyarlı yaratıklar var. En ufak bir ses dalgasını duyup o bölgeye gidip oradaki kişiyi öldürüyorlar. Dolayısıyla ailemiz yıllardır bu şekilde yaşıyor ve işaret diliyle anlaşıyorlar. Fakat günün birinde çocukların oyun oynarken devirdiği bir lamba bütün sessizliği mahvedecektir. Buradan sonra ailemiz için işler hiç de kolay olmayacak. Sıradaki filmimiz Scare Campaign. Filmdeki şirketimiz korku şakaları düzenleyen bir şirket ve gerçekten işlerinde çok iyiler, internette çok popülerler. Fakat günün birinde şaka yaptıkları kişi acaba yanlış bir kişi mi? Buraya virgül koydum. Bir de bu korku şakaları yapan şirketimize bir rakip çıkıyor ve bu rakip şirketin şakaları daha fazla izleniyor. Çünkü çok daha gerçekçi ve efektlerin çok daha iyi kullanıldığını düşünüyor izleyiciler. Fakat bilmedikleri bir şey var ki onlar efekt değil, zaten gerçek. Yani şaka ayağına kesip biçiyorlar. Çok fazla kan ve vahşet barındıran bir film. Onun uyarısını yapayım. Ama çok fazla mind game yiyeceğiniz de bir film. Onu da söyleyeyim. Sıradaki filmimiz The Final Girls. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan genç bir kadın annesinin eskiden çekmiş olduğu bir filme ışınlanıyor. Ve bildiğiniz filmdeki sahneleri annesiyle birlikte yaşıyor. Yani şöyle düşünün, bir filmi ezbere biliyorsunuz. İşte 35. dakikada şuradan araba geçecek gibisinden hayal ediyorsunuz. Ve o arabanın geçeceği bölgeye gittiğinizde gerçekten de oradan o araba geçiyor. O karakterleri durdurup konuşabiliyorsunuz. Gerçekten çok cazip geldi şu an hepinize, farkındayım. Böylece annesinin gençliğiyle vakit geçirmiş oluyor. Derken bu ortamda bir tane de katilimiz var. Jason Voorhees'e çok benzeyen bir katil. Tür olarak, görünüş olarak. Ve buradan sonra maceramız başlıyor. Hem konu olarak hem işleyiş olarak çok iyi bir film. Zaten sanırım bir tane de ödül almış bir film. Tek türü korku değil, komedi türünü de barındırıyor, haberiniz olsun. Bence mutlaka izleyin. Aranızda Nina Dobrev fanı varsa eğer, o da oynuyor, haberiniz olsun. Sıradaki filmimiz Summer of 84. Eğer Stranger Things dizisini seviyorsanız bu filmi de beğeneceğinizi düşünüyorum. Aynı Stranger Things dizisindeki gibi bir çocuk grubumuz mevcut. Fakat karşılaştıkları kişiler hani Demogorgon gibi falan doğaüstü yaratıklar değil. Genel olarak konusu ise şu, bu çocuk grubumuz komşularının katil olduğunu düşünüyorlar ve birkaç şüpheli hareketine rastlıyorlar. Ve bu adamı sürekli araştırmaya başlıyorlar. Evine gidiyorlar, takip ediyorlar vesaire vesaire. Peki bu çocuklar gerçekten haklı mı? Araştırdıkları kişi gerçekten bir katil mi? Yoksa başka birisi mi katil? Eğer başka birisi katilse gerçek katili bulabilecekler mi? Veya da çocuklarımızın başına neler gelecek? Süper bir film. Hem gizemle gerilim barındırıyor, hem de gerçekten çok akıcı, hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film. Kesinlikle tavsiye ederim. Sıradaki filmimiz Us. Çiftimiz yorucu geçen bir yılın ardından çocuklarını da alıp sahil kenarında bulunan evlerine gidiyorlar. Ve evlerinde otururken dışarıda bir grubun onlara yaklaştığını fark ediyorlar. Ve bu gruba baktıklarında ise kendilerinin aynısını görüyorlar. Yani anne aynı anne, baba aynı baba, çocuklar ise aynı çocuklar. E bu ana dörtlümüz içeride oturuyorsa bu dışarıdaki dörtlü kim? Aynı zamanda bununla kalmayıp bu dışarıdaki dörtlü asıl ailemizin peşine düşüyor. Ve çok ilginç, çok gerilimli bir ortam oluşmuş oluyor. Sıradaki filmimiz Korku Hikayeleri. Film 1960'lı yıllarda geçiyor. Bir grup genç, onlara zorbalık yapan bir sınıf arkadaşlarından kaçmak için efsanelerle ün salmış, perili bir eve sığınmak zorunda kalıyorlar. Eve sığınan bu gençler de araştırmaya başlıyorlar ve bu şehir efsanesinin aslında gerçek olduğunun farkına varıyorlar. Ve bu evdeki lanetli kitabı buluyorlar. Bu kitapta yazan hikayeler bir bir gerçek olmaya başlıyor. Bu saatten sonra tamamen hayatta kalmaya çalışıyorlar. Sıradaki filmimiz Ölüm Günün Kutlu Olsun. Ana karakterimiz maskeli bir katil tarafından öldürülüyor.
Fakat mucizevi bir şekilde, sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi, aynı günün sabahına tekrardan uyanıyor. Öldürüldüğü günün tüm detaylarını aynı şekilde yaşıyor. Sürekli tekrar uyanıyor, günün detaylarını tekrar yaşıyor ve en son öldürülüyor. Fakat bunu artık çözmesi gerekiyor. Bunu çözmesinin tek yolu da katilin kim olduğunu bulmak. Evet gençler, önereceğim filmler bu kadardı. Bunlar genel olarak ekiple son zamanlarda izlediğimiz için önerdiğim filmlerdi. Yoksa hani korku gerilim filmleri sevenler için belli başlı efsaneler vardır. İşte 13. Cuma serisi, her ne kadar sevmesem de Cadılar Bayramı serisi gibi seriler vardır, bunları önermedim. Veya işte çok popüler bir film olan It filmi vardır. Hani bu o filmleri bilmediğim anlamına gelmiyor. Sizin de bize önerebileceğiniz filmler varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Aynı zamanda bu önerdiklerimden izlediğiniz varsa veya da ben önerdikten sonra izlediyseniz en çok hangilerini beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarda filmler hakkında seviyeli tartışmalara girebiliriz arkadaşlar. Spoiler vermemek kaydıyla. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.